90'lı yıllarda hareketli parçaların sempatik ismi Mansur Ark. İnadı bırak yanıma yanaşıver artık bana. İnadı bırak nakaratıyla hafızalara kazınan Hiç şarkısı maalesefle girdi hayatımıza. Kapattım penceremi, kapılarımı, sürgülerini bir bir çektim. Sana olan aşkımı yenebilmek için bin bir numaralar çektim ama olmadı. Kalbim durmadı, düşmüş eline bir kez sevdanın, kaçmaya bir yol olmalı. Yaptığı müzik zamanının ilerisindeydi. Kendisi de farklı tarzıyla hemen dikkat çekiyordu. Ne derim, ne derim, nasıl ederim? Ah canım, ah kalbim, ciğerim. Sonumuz böyle mi olacaktı? Şimdi sensiz ben neylerim? Afrika kökenli Mansur Ark Mersin'de dünyaya geldi. Piyanoya meraklıydı. Dans etmeye bayılıyordu. ...5-6 yaşlarında hatırlarım, evin girişinde böyle ilginç bir ses çarpması olur apartmanlara girdiğinizde, binaya girdiğinizde. O orada mesela bas sesi çıkartırdım ağzımla. Çok tesadüfi kuzenlerimden bir tanesinin band kayıt stüdyosu vardı, kasetçi dedikleri o zamanlar. Onun yanında... İşte müziğe başladım diyebilirim esasında. Müziğe başlangıcım orasıdır. Kaset dolduruyorduk. Hafta sonları partiler oluyordu. DJ'lik yapıyordum. Ve o küçük yaşta yani dünyadaki bütün müzik türlerini dinlemeye başladım esasında. Ve hiç bocaladığımı hatırlamam mesela. Hani bazen karakteri oturtmakta veya işte sevdiğiniz şeylerde hangisini daha çok seviyorum dönemi olmadı bende. Hep böyle adım adım ilerlediğim için müzik tarzında da direkt o zamanlardan mesela modern caz, Michael Jackson, Prince veya Quincy Jones onlarla tanıştım. Yani müzik anlamında. O yüzden gerçekten çok şanslı bir çocukluk yaşadım. Allah annemden babamdan razı olsun. Arkadan askerlik geldi tabii ki. Askere gidip geldikten sonra esas hayatım değişti. Bir arkadaşımın aracılığıyla Antalya size de, Manavgat size de bir tatil, Alman tatil köyünde animasyona başladım. Tatil köyünde 3. sezonda ilk eşimle tanıştım. Orada tanıştık, birbirimizi sevdik. Sezon sonunda da Almanya'ya gidelim dedi. Orada yaşayalım dedi. Tabii gençsin, hiçbir bağımlılığın, hiçbir sorumluluğun yok. Olur gidelim dedim Almanya'ya. Almanya'ya geçtik ve orada evlendik. Evliliğimiz 1,5-2 yıl falan sürdü. Ve ayrıldık. Ayrıldıktan sonra ilk yaptığım iş keyboard almak oldu. Çocukluğumdan beri öyle piyano aşkım vardır benim. Yani gördüğüm zaman muhakkak tuşlarına dokunma ihtiyacı hissederim. Hala da öyleyim. Yani şu an buralarda bir piyano olsa muhakkak başına oturmuştum yani. Çalabildiğimden de değil bu arada. Hani birkaç şey bilirim ama öyle çok profesyonel değilim. O keyboard'u aldıktan sonra o dönem içerisinde esasında oynarken şarkılar üretildi. Ve ilk orada kaset yapma fikri ortaya çıktı. O da ablamdır. Şarkılar çok güzel oldu, niye albüm yapmıyorsun diye. Sağ olsun. Beni bu işe bulaştıran kişidir yani. Almanya macerası bitmişti. 1997 yılında kendi adını taşıyan ilk albümü Mansur Ark raflarda yerini aldı. Müziğinde kullandığı altyapılar hemen göze çarpıyor. Dinleyiciyi kolayca yakalayıp sarmalıyordu. Dur gitme aşkım bitme. Dur gitme yok terk etme. Dışarı çıktığımda özellikle ilk günleri bayağı bir kazındı kafama. Yani albüm çıktı, klip dönmeye başladı ki ben o dönemde İstanbul'da karşı tarafta Göztepe'de halamların yanında kalıyordum. Akrabalarımın yanında kalıyordum. Ve çıkmayı, yürümeyi severim.
her zaman yaptığım şeylerdir. Şarkı çıktı, gösterime girdi. Ben tabii ki hani sonra işte böyle olacak, nasıl olur hiç düşünmediğim için gayet normal bir şekilde yürüyüşe çıktım ve orada ciddi bir karşılıkla, yani tepkiyle karşılaştım. Ve tabii ki öyle hani hadi ben çıkıyorum yürüyüşler azaldı. Çünkü kapının önüne kadar falan geliyordu insanlar. Kaldığım yeri öğrendiler. Çok güzel, çok sıcak. Yani beklenilen esasında. Hani ya bir şarkı yapsak, piyasaya çıkartsak, insanlar da sevse, ilgi gösterse, sevgisini gösterse, iyi düşündüğünüzdeki olan şeyler oldu esasında. Çok çok şanslı bir dönem. Çok büyük lüks, büyük keyif. Yani bir şey yapmışsınız ve karşılık görmüş. İnsanlar sizi sevmişler. Bir şarkı yapmışsınız ve insanlar sizi sevmiş. Çok çok güzel, çok enerjisi yüksek bir dönemdi. Kapandım evimin odamın içine, güya seni hiç düşünmeyecektim. Unutacak seninle olan tüm anıları, olduğun yere gitmeyecektim. Olmadı, kalbim durmadı. Düşmüş eline bir kez sevdanın, kaçmaya bir yol olmalı. 90'lar döneminde gerçekten müziğe acayip bir ilgi oluştu. Mesela 80'lerde yok, 70'lerde de yok. Tabii ki bu imkanlarla da alakalı. Yani işte özel televizyonlar, özel radyolar oluştuğunda 90'lara denk geliyor bu. Öyle olunca ciddi bir talep oluştu. Yani 70-80'lerde muhakkak çok güzel albümler var ki bilirim, plaklar var. Fakat 90'larda talep çoğaldı. Yani radyolar çoğalınca yeni bir şeyler çalma gibi bir talep oluştu. Bunun yanında radyolara ulaşma kolaylaştı bir şekilde. Dinleme imkanı çoğaldı. Ve içinde müzik duygusu olan, müzik sevgisi olan kişiler beste yapmaya başladılar. Veya imkanları olan, işte müzisyen arkadaşları olan veya işte stüdyosu olan, aranjör arkadaşları olan insanlar şarkı yapmaya başladılar. Ve dediğim gibi o kadar çok müzik kanalı ve televizyon oluştu ki her yapılan şarkıya bir şekilde yer vardı hazır. Ki çok da güzel bir dönem esasında. Yani müziğin coştuğu bir dönem diyebilirim. Arabeskin, fantazinin, popun coştuğu bir dönemdir. Şu an mesela daha farklı bir zamanda yaşıyoruz. Yani insanların daha az radyo dinlediği, daha az televizyon seyrettiği bir dönem. Yani nasıl siyahla beyaz gibi bir şey mesela 90'lara baktığınız zaman şu an. Sana demedim mi, sana demedim mi, eridi mi, sana demedim mi? Mesela o dönemde gerçekten hani koyu takım giyip içine koyu gömlek ve koyu kravat çok nadirdi. Ben bir şekilde denedim ve çok hoşuma gitti. Pantolon mesela parlaktır, ayakkabı rugandır o dönemde. Kendime yakıştırdığım için hani ya insanlar ne der de pek takmam. Önemli olan benim içimin rahat etmesi ve kendimi beğenmem. Öyle olunca işte daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. Başka sanatçılar da var mesela. Mesela Harun Kolçak'tan bahsedersek kıyafetiyle falan. O kendine münhasır bir... Yani Harun Kolçak deyince o renkler aklınıza geliyor. Toprak renkleri aklınıza geliyor vesaire. Bende de öyle bir şey oluştu. Hala da öyleyim ve kendimi onun içinde çok rahat hissediyorum. Hayata bir kez geldik, bunu biz mi istedik? Çal zurnayı, çal sazı, hep bu günleri bekledik. İlk albümle istediği çıkışı yakalayan şarkıcı, 2002 yılında çıkardığı Fark isimli albümde Yarim parçasına Raga Oktay'la düet yaptı. Yarim, yarim, ne güzelsin yarim, çok özelsin yarim, ne güzelsin yarim, yarim. Düet mevzusunda Raga Oktay'la hani bir düet yapalım, bir şarkı gibi değil, ben şarkıyı yapmıştım zaten. Ve orada dedim ki Oktay'la çok güzel olur bu şarkı.
beraber çok güzel olabilir diye daha şarkıyı evde yaparken, ki İstanbul'da yaptım şarkıyı dün gibi hatırlıyorum. Keyboard'da daha işte şarkı oluşurken, sözlerini yazarken falan dedim ki ya Raga Oktay'la ne kadar güzel olur bu şarkı. Ondan sonra ve ona ulaştım bir şekilde. Ki onun reklam yıldızının parladığı bir dönemdi. Ve hani düet imkanı falan çok şey dedi, yani yapamayabilirim dedi. Dedim ki yapamazsan, yapamayacaksan önemli değil. Ama hani yapabilirsen varsa yapalım. Çok güzel, babiş çok güzel olmuş, bunu yapalım falan. Dedim bak izin alabiliyorsan vesaire. Hakikaten izin de alabildi. Bir bölümünü o aradaki yanında kolaylaşır sanki dert biraz seviyorum bunu var mı itiraz alev alev yanan bir aşk var. Sadece o bölümleri beraber yazdık. Diğer kısımları ben hazırlamıştım zaten. Yarim'in nakaratı da zaten alıntıdır. Bir eski bir arabesk şarkıdan alıntıdır. Çok güzel yapıştı birbirine. Yani altyapısıyla, Raga Oktay'ın sesiyle, tarzıyla iyi ki yapmışım dediğim şeylerden bir tanesi. Yarim, ne güzel sesin, yarim, ne güzel sesin, yarim, ne güzel sesin, yarim, ne güzel sesin, yarim, çok güzel sesin, yarim, ne güzel sesin, yarim, 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 ne güzel sesin, yarim, çok güzel sesin, yarim, ne güzel sesin, yarim. Türkiye'de müzikle ilgili, esasında her şeyle ilgili muhakkak zorluklar yaşanıyor. Yani ilk önce şarkıyı yapmakta zorlanıyorsunuz. Mesela evde kendi başınızasınız. Bir sürü şarkı yapıyorsunuz. Onlarca şarkı yapıyorsunuz ki şu an elimde 150 taneye yakın demo şarkı var, yeni sıfır. Önce şarkı yapmakta zorlanıyorsunuz. Ondan sonra emin olamıyorsunuz yaptığınız şarkılarda, seçmekte zorlanıyorsunuz. Seçtikten sonra nereden çıkacak? Hangi şirketten çıkacak? Aranjesini kim yapacak da zorlanıyorsunuz. Yani şirket bulmak Türkiye'de ciddi bir problem. Yani benim şansımın içerisinde şanssızlıklarımdan bir tanesidir mesela. Baktığınız zaman bu 21-22 yıl içerisinde bir sürü şirket, farklı farklı şirketlerden albümlerim çıktı, şarkılarım çıktı. İlk Naci Baysal'la başladım ama İkinci, üçüncü albüm Yarim bambaşka bir yerden çıktı. Ondan sonraki Gazla Gitsin bambaşka yerden çıktı. Yani suç bende de olabilir. Yani insanlar, şirketler hani bir albümü yaptık, başarılı da oluyor. Fakat arkadan Mansur hadi ya getirsene yapalım bir şeyler diyen şu ana kadar olmadı. Hala da yok. Benim kaderim gibi düşünüyorum bunu. Ben üretiyorum. Çok da keyif alıyorum. Fakat insanlara ulaştırma noktası geldiğinde orada bir tıkanıyorum. Kim çıkartır? Nasıl çıkartır? Şirketlerle görüşüyorsunuz. Algı eksikliği oluyor. Ya kendinizi tam ifade edemiyorsunuz. Gerçi şarkı var. Şarkıyı dinleyince ifade etmiş oluyorsunuz kendinizi ama dediğim gibi şu ana kadar sadece şirketlerle ilgili, çıkartmakla ilgili problemler yaşadım. Hala da yaşıyorum. Dediğim gibi yani yanımda adamların bir sürü de işi var tabii. Bir sürü solistleri var. Her gün bir şey çıkartıyorlar. Mansur'un peşinde mi dolaşıyor? Hadi Mansur yapmadın mı bir şeyler gibi. Gönül isterdi. Öyle birisi olsun. Mansur hadi canım neler yaptın? Çünkü yapıyorum zaten hazır var. Yani şu an bir şirket gelse Mansur hadi ne yapıyoruz dese. Mesela Soner Sarıkaba dayıyla bir tonu çıkarttık. Mersinlidir o da. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir sanatçıdır. Hem beste hem solist olarak. Bodrum'daydım, aradı. Mans, hadi yavrum dedi, bir şey çıkartalım. Var mı? Olur dedim. Yani gönderiyorum dedim şarkı. 3-5 tane şarkı gönderdim. Bir tonu yapalım abi dedim. Yani şarkı çok kişiye ulaşmadı. Çok taze. Benim şarkılarım hep 10 yıl sonra falan patladığı için. Gazla Gitsin Yarim öyledir. Mesela 2002'de çıktı ama 2010'dan sonra insanlar daha çok ilgi gösterdiler. Gazla Gitsin de öyle. Bir ton için de bekliyorum. Yani bir 7-8 yılım kaldı herhalde patlaması için.
gazla gitsin. O seni çok üzülüyor zannetsin. Kırdım unut gitsin. Unuttuğunu görsün delensin. Geldim gazla gitsin. O seni çok üzgün zannetsin. Gel artık etme ciğerimi tüketme. Sana olan aşkımı yakıp yok etme. Mansur Alp her yerde tanınıyor, hayal ettiği gibi oyunculuk ve reklam filmi teklifleri de geliyordu. Merhaba Vereziye Hanım, epeydir yoktunuz ortalıklarda. Tabii, Dünya Kupası maçlarını izliyorum evde. Siz hangi takımı tutarsınız Vereziye Hanım? Ondan sonra bu adama bir şans daha veririm. Affederim, biz! Ya müzik haricinde tabii ki değişik şeylerden, işte dizilerden, sinema filmlerinden teklifler geldi. Tabii farklı bir keyif, farklı bir heyecan. Fakat benim öyle bir adapte problemim oluyor. Şimdi film mesela veya dizi okuyorsunuz, o role giriyorsunuz ve o rolü canlandırıyorsunuz. Fakat Türkiye'de böyle şeyler çok hızlı oluyor. Yani o adapte süreci harika olan oyuncularımız, sanatçılarımız da var, üstadlarımız. Okuyor ve o an hop o role girebiliyor. Ben öyle değilim. Benim bir adapte sürecim var. Okuyup okumam ve o role hakikaten girmem gerekiyor. Türkiye'de de çok hızlı dediğim gibi. Öyle bir zamanınız yok. Yani iki hafta çalışayım da ondan sonra gibi bir lüksünüz olmadı o zamanlar için söylüyorum. O yüzden oyunculuğa karşı böyle hep biraz çekingen bakmışımdır. Zakkum Hanımların evine sizin kadar yakışıklısı gelmemiştir. Neyse, ben gidip Seracettin abinin alışverişlerini yapayım. Sonra da yukarı çıkar, siparişleri bizzat kendim teslim ederim. Kapıda da bir iki kelime ederiz onunla. Oyunculuğa pek de ısınamayan Mansur Ark, sevdiği müzik çalışmalarına devam ediyordu. Ama eski hızında değil. Esasında müziğe ara vermedim. Çıkartmaya ara verdim. Hani şarkı olarak piyasaya çıkartmaya ara verdim. Her gün, istisnasız her gün evde olduğum süre içerisinde muhakkak keyboardum açılır, muhakkak o tuşlara basılır, bir şeylerle uğraşılır, dinlenir, müzik dinlenir, çeşitleri dinlenir, neler var, neler çıkmış anlamında muhakkak bir zaman ayrılır. Mesela dün geceden bahsedeyim, gece 2'ye kadar falan. Yani keyboardumun başındayım ve bir şeyler dinliyordum, bir şeyler deniyordum. Fakat insanlara ulaştırmak, çıkartmak bambaşka bir şey. Gerçekten hani birileri dese ki Mansur ne var elinde hadi çıkartalım. Artık bir şekilde hani benim gidip insanlara ya hadi bir şeyler yapalım demekten biraz yorulduğumu hissediyorum şimdi böyle düşününce. Kırgınlığım değil de yorgunluğum kesinlikle söz konusu. Şöyle ki mesela ilk albümleri yaptık işte Sana Demedim mi maalesef vesaire. Ondan sonraki albümde Gel Yanıma vesaire var. Bir sonraki albüm başka bir şirket. Daha doğrusu Bay Müzik'ten ayrıldık. Yollarımızı ayırdık. Ve işte 2002 ki aralarında kaç yıl oluyor. Mesela Yarim'i yaptım. Ve hani çıkartmak için şirketlerle görüşüyorum. Şundan yoruldum mesela. Ya inadı bırak gibi şarkı yok diyorlar. Halbuki Yarim'i dinletiyorum o an. Yani hep böyle bir önceye takılmış. İnadı bırak gibi şarkı. Ya inadı bırak gibi olursa olmaz ki zaten. Yani benzememesi lazım. Ve Yarim'i dinletiyorum. Şu an hitlerden bir tanesi. Onu çıkarttık ve çok şükür gayet de güzel gidiyor. Şu an daha güzel algılanıyor. Ondan sonra yine dedim ki evet çıkartmam lazım. Hazırlığımı yaptım. Ya Yarim gibi şarkı yok. Gazla gitsini dinletiyorum o an yapımcılara. Yani İnanın yani yapımcı bulana kadar bayağı bir yoruldum. Ve dediğim gibi yani Yarim gibi yok, inadı bırak gibi yok. Halbuki gazla gitsin dinletiyorum o an.
Bunlar tabii ki yoruyor ve bir sonra bir şey yapmaya kalkıştığınızda direkt beyin bu da mı öyle olacak? Bunu da mı anlatmakta zorlanacaksın diye. O acayip yorucu. Şarkıları yapayım. Her gün gece boyunca hiç yorulmuyorum, sıkılmıyorum. Fakat hadi bir şey çıkartalım diye böyle fikir oluştuğunda o an böyle içim sıkılıyor. Yine mi o noktaları geçeceğim? Yine mi insanlara dinleteceğim? Yine mi gazla gitsin, yarim inadı bırak gibi şarkı yok diyecekler diye. O benim beynimin içinde yer etmiş bir hastalık artık. Kasmasam belki gidecekmişler yolunda. Kalbim Allah sana akıl fikir versin. Ben sana yalvarırken el alemi dinlersin. Kolay aşklar varken sen sorunu seversin. Hala git konuş diyor, oh oldu emredersin. Müzikle arasına giren bu sakin dönemden sonra Mansur Ark peki şimdilerde ne yapıyor? Şimdilerde esasında dünden hiçbir farkı yok. 10 yıl öncesinden hiçbir farkı yok. Aynen aynı zevkle, aynı aşkla şarkı yapmaya devam ediyorum. Yeni şarkılar birikti, bir sürü yeni şarkı var. Artık o kadar çok birikti ki hayatımın hiçbir döneminde 150-160 şarkı demo olarak birikmemişti. Onunla problemi şu oluyor, içinden seçmekte zorlanmaya başlıyorsunuz. Ailemle zaman geçirmeyi seviyorum. 15 yıldır falan Bodrum'da yaşıyorum. Oranın sakinliği, yavaşlığı, özellikle tatil sürecinden sonra, tatil döneminden sonra beni çok sakinleştiriyor ve enerji veriyor. Ve bu aralar tekrar hani bir şeyler yapayım, kimle yapayım, acaba hangi şirketle yapsam diye şu an o dönemleri yaşıyorum. Şarkılar birikti, bir şeyler yapmak istiyorum. Şu an 90'lara da çok ciddi bir dönüş var. Ve benimle de ilgilenen, benim şarkılarımı dinleyen bir kitle abi hadi yeni şarkı diye ciddi bir ısrar var. Elimde de malzeme var. İnşallah bu aralar onu değerlendireceğim diye hazırlanıyorum. Hava kapalı, ama akıllı. Rap günümüzde yükselişte. Bugünün pop yıldızları da akıma ayak uyduruyor ve rapçilerle ortak çalışmalar yapıyorlar. Mansur Ark bu konuda ne düşünüyor? Yani rap ile pop müzik arasında, yani ikisi de müzik esasında. Ve mesela rap vardır, hiç dinlemediğim bir tarzdır. Beni agresif yapan, bir şey anlamadığım. Bir sürü pop şarkı da vardır. Hani sevmediğim, beni mutlu etmeyen şarkılar da vardır. Bana göre hani rap ile pop ayırt etmek çok büyük yanlıştır. Çünkü o ayırt eden insanlar da inanın bir gün "Aa bu güzel şarkıymış" deyip bir rap dinlerken görebilirsiniz. Düetler evet çoğaldı bu aralar. Ki bana da gelen öyle teklifler var. Bir şeyler yapalım, hazırladım, dinleyelim abi falan diye. Asıl olan malzemedir. Yani ne yapılmış? Hani ezber olmaz mı? Abi bir rap yapalım beraber, yapalım kardeşim. Değil. Yapıp onun üzerine konuşmak gerekiyor. Yani yapılmış bir şeyin üzerine. Yani bu güzel olmuş, yapalım bunu da diyebilirim. Veya bana bir şey hissettirmiyor kardeşim dediğim de oluyor. Ama dediğim gibi bu aralar öyle bir şey sürprizle de çıkabilirim rapçiyle ortak. Yani sanat müziği mi, pop mu? Pop mu, R&B mi, rap mi? Bana göre ayırt etmek çok yanlış. Ne hissettirdiğiyle alakalı. Gel yanıma böyle, uzak durma. Ben elini elime, suskun durma. Ayağım yanağına, Allah gelin yarına. O güzel isimlere zincir vurma. 90'larda kötü müzik yok muydu sorusuna bakın Mansur Ark nasıl cevap veriyor ve noktayı böyle koyuyor. Bana göre kötü müzik yoktur. Ya icrasında bir hatalar vardır, ya aranjesinde, ya yapılışında bir eksiklikler, arızalar olabilir. Bana göre kötü müzik, dediğim gibi içinde yanlış bir şeylerin olması lazım. Ya solist çok detonedir, ya kelimeler
uyuşmuyordur, tam ifade edemiyordur. Hani icra ediliş, yapılışıyla alakalıdır. Yoksa hani kötü müzik derken bana göre öyle bir şey yok. Her müzik gerçekten dinleyicisini bulduğu zaman özellikle muhteşem oluyor. Sana demedim mi, sana demedim mi, eridim mi, sana demedim mi, ömrümün son gününü, son gülümü sana verdim.